Değerli izleyenler hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Endüstri 4. Özellikle PERPA'daki kobilerimiz için oldukça önemli bir konu. Kütahya Dunlupınar Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Ayşen Altun Ada bizlerle. Hoş geldin Ayşen'cim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İnsanlık tarihi açısından baktığımızda aslında teknoloji insanların yaşamı için çok önemli oldu. Çünkü Doğaya karşı ve diğer yırtıcılara karşı hayatta kalmamızı sağlayan aslında bu akıl ve aklımızın ürettiği teknoloji oldu. Bizim için de doğa için de teknolojinin artıları var, eksileri var. Bunların hepsini bugün konuşacağız. Sanayi 4 devrimi, endüstri 4 devrimi bu nedir? 4. sanayi devrimi, endüstri 4.0 insanların, makinelerin sensörler yardımıyla aslında birleşim olarak düşünebiliriz. Ee, nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, veri güdümlü mimarilerin real sektöre uyarlanması şeklinde de düşünebiliriz. Bütünsel bir dönüşümü, değişimi ifade ediyor. Ee, bu bağlamda da diğer sanayi devrimlerine oldukça farklı bir süreç bizi bekliyor aslında. Tüm sektörlerin etkilenebileceği bir süreç bu süreç. 2011 yılında başladığını kabul ediyoruz ama Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrimi'nin sanayi devrimleriyle karşılaştırıldığında özellikle üçüncü sanayi hı hı. devrimi. Temel olarak birden bir farklılaşma mı söz konusu? Yani yaklaşan şey nedir? Aradaki hı hı. en büyük fark ne olacak? Başlangıçta sizin de söylediğiniz gibi hani insan oğlu beynini kullanıyor ve insanoğlu aslında 1500 yıllardan itibaren bir sanayileşme sürecine dahil olmaya çalışıyor. Evet ilk sanayi devrimi 18. yüzyılda gerçekleşti İngiltere'de ama ön hazırlıkları çok daha önceden yapılmıştı. Tarım kapitalizmi beraberinde sanayi kapitalizmini getirdi. Ve işte birinci sanayi devrimi bohar gücünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle başladı. Akabinde elektrik gücüne geçildi ve ikinci sanayi devrimi daha sonra üçüncü sanayi devrimi 1940'larda ortaya çıktı. İlk iki sanayi devrine baktığımız zaman İlk iki sanayi devriminin ülke olarak İngiltere'de başladığını ve küresel da zaten hegemonyaya sahip olan ülkenin İngiltere olduğunu biliyoruz. Üçüncü sanayi devrimi Fordist ve post Fordist üretim sistemi içerisinde gelişen ve mekanikleşmeye doğru giden bir süreçti. Ama hani daha basite indirgeyecek olursak teknoloji ve üretim faktörü olarak sermaye, emekle bir tamamlayıcılık içerisindeydi. Bir ikame durumu söz konusu değildi. Daha doğrusu teknoloji emeği destekliyordu, iş gücünü destekliyordu. Fakat şimdi bir aslında değiş tokuş, bir ikame ilişkisi bizi bekliyor. En büyük endişelerden birisi bu istihdam açısından. Üçüncü sanayi devriminde transistör teknolojisi var ve bilgisayarların hayatımıza adapte olması var. Biraz daha mekanikleşmeden aslında emek sınıfını uzaklaştırmak var. Fakat 4. Sanayi Devrimi'nde tamamen bilgisayar ya da bilişim teknolojilerinin çok daha ötesinde bir süreç var. İşte yapay zeka, otonom üretim sistemleri, akıllı üretim sistemleri. Diğer devrimlerden farklı olarak sürece baktığımız zaman, tarihsel sürece e, sanayi devrimleri arasında geçen zamanın da azaldığını görüyoruz. Evet. 2. Sanayi Devrimi ile 3. Sanayi Devrimi arasında geçen süreye baktığımız zaman büyük bir boşluk da var. Tabii ki o aslında 20. yüzyılın kaotik ortamından. işte iki tane dünya savaşı, bir büyük buhran. O boşluğun sebepleri. 3. Sanayi Devrimi ve 4. Sanayi Devrimi daha peş peşe gelen süreçler. Tabii ki pandemi sürecinin de bireyleri, tüketicileri ve üreticileri Endüstri 4.0'a daha da adapte ettiğini de görüyoruz. Daha da alıştırdığını görüyoruz. En basitinden söyleyecek olursak, şimdi elektronik ticaret bizim hayatımızda tek tuşla alışveriş yapıyoruz. Dördüncü sanayi devrimi bize aslında şunu sunacak. Zamansız ve mekansız hayatlar manipüle ediliyor. Belki tüketici olarak bizi en çok etkileyecek nokta bu. Bir tuşla alışveriş yapıyoruz ve evimize kadar geliyor. E, dördüncü sanayi devriminde şöyle bir değişim olacak tüketici bazında düşünürsek o tuşa da basmayacağız. Çünkü akıllı ev sistemleri yapay zeka aracılığıyla bizim ihtiyaçlarımızı zaten takip edecek. Emek gücünün vasıtasıyla değil belki robotlarla o ürünler bize teslim edilecek. Tüketici bazında düşünürsek ciddi bir değişim ve dönüşüm bizi bekliyor. Şu an dünyaya baktığımız zaman birçok örneklerini görebiliyoruz. Tüm sektörlerde zaten bunu görüyoruz. E doğal olarak biraz daha aslında bilgi işçisi kavramı da 4. Sanayi devrimiyle gündeme geliyor. Belki de emek dediğimiz o iş gücü biraz daha farklı bir noktaya gelmesi söz konusu. Çünkü ben öğrencilerime de hep şunu söylüyorum. Sizin rakibiniz birbiriniz değilsiniz. Beşeri sermayenin rakibi beşeri sermaye değil. Yapay zeka ve robotlar. Doğal olarak da tek bir iş, tek bir meslek, 12 yıl, 15 yıl bir eğitim süreci yeterli olmayacak. Ömür boyu eğitim ve birkaç alanda uzmanlaşma gerekecek. Bu da insanların aslında beşeri sermayenin kendini dönüştürmesi demek. Programın başında söylediğimiz gibi her şeyin bir avantajı bir de dezavantajı var. Tabi insanların rahata açısından bu hızlı ve kaotik yaşamın içerisinde insanlara yardımcı olması açısından yapay zeka, e, nesnelerin interneti çok önemli. İnsanları gerçekten iyi hissettiriyor, rahatlatıyor. Zaman tasarrufu, enerji tasarrufu <laughs> kendince sağlıyor. Ama tabi bunun dezavantajları da var. Özellikle kobiler açısından yine büyük ölçekliler bir şekilde kendini daha tolere edebiliyor ve bazı şeylere karşı gelecek olan tehditlere karşı kendilerini çok önceden zaten görüp hazırlayabiliyorlar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu gerçekleşmeyebiliyor. Biraz buradan bahsedelim mi? Olayın, gelecek olanın ne kadar farkındalar? Küçük ve orta ölçekli işletmeler yani COBİ'ler aslında büyük dev şirketlerle aynı lige girmek zorundalar. Şimdi 20. yüzyılın ortalarına baktığımız zaman 21. yüzyıl yani şu an içinde bulunduğumuz dönemden en büyük farkı şuydu. Ülkeler genellikle küçük işletmeleri ve yerel işletmeleri uluslararası rekabetten korumak sahi ile bir takım politikalar uyguluyorlardı. İşte İtalya kamici sanayileşme sürecinde bunu hem ülkemizde hem dünyada çok fazlasıyla gördük. Bebek endüstri dediğimiz o yeni endüstrileri korumak. Fakat Endüstri 4.0'da böyle bir durum söz konusu değil. E, doğal olarak COBİ'lerin tamamen işte bilişim e, teknolojileri açısından, e, yapay zeka kullanımı açısından büyük dev şirketlerle ligde olması bir dezavantaj gibi görülebilir kendilerinin çok iyi hazırlamaları gerekiyor. Bu bir e, gerçek. Tüm sektörler etkilenecek. Hizmetler sektöründen tutalım da işte reel sektöre kadar, üretim sektörüne kadar cari dönemde bu etkilenmeyi zaten görüyoruz. E, doğal olarak COBİ'lerin de kendilerini hazırlaması gerekiyor. Asla teknolojiden uzak durulmaması, teknolojiyi üretmek, teknolojiyi ihraç etmek ve e, o nesnelerin internetine adapte olmak çok önemli firmalar için. Çünkü yaşama şansları öbür türlü mümkün değil. Bir kere maliyet avantajı sunacak Endüstri 4.0. Yani hani eskinin tabiriyle emek fazlası olan ülkelerde ne avantajı vardır? Ucuz emek gücü avantajı vardır. Bir kere küresel ölçekte böyle bir avantaj artık ortadan kalkıyor. İşletmeler açısından da işletmelerin korunması, işletmelerin uluslararası Camiada rekabet edebilir pozisyona gelene kadar gözetilmesi durumu söz konusu olamaz. Doğal olarak iyi olan kazanacak. Bu çerçevede e, marka açısından baktığımız zaman zaten süreç içerisinde tüketicilerin çok fazla marka odaklı olmadıklarını da görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Çünkü teknoloji o kadar çok ilerliyor ki çok fazla aslında sadık olmadıklarını da görüyoruz tüketicilerin markalara. Yenilik ve gelişim gerçekten çok hızlı. Öyleyse üreticilerin başta kobiler olmak üzere bilişime dahil olmaları, yapay zekayı kullanmaları, en son güncellemeleri ve gelişmeleri takip etmeleri çok çok önemli. Uluslararası ölçekte bir rekabet var aslında. Çünkü küreselleşen dünyada gerçekten evet Dünya büyük ama Endüstri 4.0 sayesinde iyice küçüldü. Çünkü herkes her şeyden haberdar ve cari dönemde üç boyutlu yazıcıların biliyorsunuz ki hayatımızda olması artık tüketicilerin kendi ürünlerini üretebilmelerini de beraberinde getiriyor. Öyleyse özellikle küçük ölçekli işletmelerin sadece ürün odaklı değil, tüketiciler odaklı da değil, tüketici odaklı olması gerekiyor gerekiyorsa toplam bir tüketicim anlayışı değil bireysel tüketicileri baz alarak bir üretim sistemine geçmeleri gerekecek. Büyük bir dönüşüm demek aslında. Şöyle bir avantajı var. Hem üreticiler için hem tüketiciler için ciddi anlamda bir maliyet avantajı sunacak. Ciddi anlamda bir maliyet avantajı sunacak ve tabii ki bu da fiyatlara yansıyacaktır orta vadede diye öngörüyoruz. Bu süreci farklı endüstriler açısından nasıl, hı hı. sektörler açısından nasıl değerlendirebiliriz ve bütün bu toplam süreçten etkilenmeyecek bir sektör var mı? Yok. Yok, herkes etkilenecek. Herkes etkilenecek, tüm sektörler etkilenecek. Bilim adamları, akademisyenler herhalde en az etkilenecek <gülüyor> <gülüyor> süreçten. Çünkü öyle bir döneme giriyoruz ki biraz daha fırsatlarından bahsedecek olursak Endüstri 4.0'ın bilim sanat belki varoluşun keşfi insanlar e, bu alanlara yönelecek Tabii ki refah standartları ölçüsünde bir kere sektör olarak soruya geri dönecek olursak etkilenmeyecek bir sektör yok yani eğitimden tutun da tıp'a zaten hizmetler sektörü en başta etkilenecek olan sektör. Yani ki Türkiye'nin ekonomik yapısına baktığımız zaman, sektörel dağılımına baktığımız zaman, ülkemiz açısından düşünürsek hem milli gelirin hem de istihdamın oldukça oldukça oransal olarak yüksek bir payını oluşturuyor hizmetler sektörü. Bu demektir ki hizmetler sektörü en fazla etkilenen sektör olması ülkemizi çok fazla etkileyecek. Yapay zeka her alanda var. Eğitimde var, sağlıkta var, hukukta var ve hakimlerin en büyük yardımcıları ve vermiş oldukları kararlar da %100 doğru. Bunu görüyoruz. Uygulamaları var. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok fazla kullanılıyor hukuk platformunda yapay zekalar ve böylelikle hukukun geç işlemesi gibi bir durumla ortadan kalkmış oluyor. Onun dışında hepimiz biliyoruz tıp sektöründe robotlar, ameliyatlarda özellikle doktorların yardımcısı ama doktorsuz sadece robotların ameliyatlarının da artık dünyada örnekleri var. En son Amerika'da gerçekleşti. Risk sıfır. Baktığımız zaman hukukçuların, doktorların ki hani en önemli mesleklerdir değil mi? Tehdit altında meslekleri. Aklınıza gelebilecek her alanda bir etki söz konusu. Zamansız ve mekansız hayatlarımız var. Bunu pandemi süreci bize çok iyi Adapte etti. Çok alıştık. Biz gecenin birinde ders çekiyorduk. İşte uzaktan eğitim yapıyorduk vesaire. Elimizin altındaydı her şey. Öğrencilerimiz de buna çok iyi adapte oldu. Hizmetler sektörü de keza öyle. Artık kuryeleri yerini biliyorsunuz ki robotlar aldı birçok ülkede. Doktorlar ve avukatlar bile etkileniyor. Birçok kişinin işsiz kalma e, durumu söz konusu olacak bu durumda. Devletlerin buna göre bir politika izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü birdenbire herkes bu yapay zeka, bu robot kullanımına bütün sektörler birdenbire geçerse bu insanlar ne yiyecekler, ne yapacaklar? Ne yapılması gerekiyor? Ekonomik olarak nasıl bir politika izlenmesi gerekiyor bu durumda? Tabii bir süreç. Yani bu orta vadeli bir süreç. Hemen olacak bir şey değil. Ama öncelikle şunu söylemek lazım. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Yaşadığımız dünya düzeninde bir sistem var. Biz buna kapitalist sistem diyoruz. Tüketici ve üreticiler var. Tüketiciler aynı zamanda üretici, üreticiler aynı zamanda tüketici değil mi? Doğal bu döngü aslında hep devam ediyor. Şimdi geçmiş sanayi devrimlerinde de e, hep bu endişe ve korku vardı. Hatta Birinci Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkması geç bir tarihtir. 1500 yıllarda da oluşabilirdi ama bir takım korkulardan dolayı aslında hep ertelendi diyebiliriz. Lodizm tipi hareketler fazlasıyla görüldü dünyada. Hep o endişe, hep o kaygı vardı ama o kaygının asılsız olduğunu gördük çünkü yeni iş olanakları yaratıldı. Ve biraz önce de söylemiştim programın başında emek ve sermaye birbirini tamamlıyordu üretim faktörü olarak. Fakat şimdi ikame durumuna geliyor dedik. Şimdi bu insanlar ne yiyecek, ne içecekler? Bu insanlar bir kere ne tüketecekler? Şimdi en büyük problem şu. Tüketim yoksa üretim olur mu? Şimdi kapitalist düzenin böyle bir dengesi var. Arz ve talep. Tüketim ve üretim. Tüketimin olmadığı bir ekonomik konjonktür içerisinde üretimin olması bir işe yarar mı? Bu sistem döner mi? Bu çark döner mi noktası en büyük problem aslında. Hani birey basında ve insani norm bazında bakmasak bile sistemsel olarak bakarsak böyle bir handikapla karşı karşıya kalıyoruz. Yeni üreticiler kimler? Yeni işçiler dediğimiz aslında ki emek gücü dediğimiz bireyler robotlar, yapay zeka. Yapay zeka dediğimiz mekanikleşen yapı, veri güdümlü işlemler ismi ne derseniz deyin. Bu üreticiler, yeni üreticiler tüketmiyor. Yorulmuyor. Grev yapmıyor en önemlisi. Bir işletme sahibi olarak, üretici olarak siz bir emek gücünü değil de onları tercih edebilirsiniz öncelikle. İstihdam etmeyi tercih edebilirsiniz. Sadece bakımları var. Sorduğunuz soru noktası, burada bir problem, bir paradoks var. Bu sınıf tüketmiyorsa bu üretilenleri kim tüketecek? Bireyler istihdam edilemezse, evet maliyetler düşecek, belki şu bardağın maliyeti %80 azalacak ama bir insanın, bir hane halkının geliri yoksa en ucuz şey bile satın alamaz. Burada devletlerin size söylediğiniz gibi çok çok önemli roller düşüyor. Bir kere eğitim noktasında. Şimdi bir insan için en önemli şey nedir? Beşeri sermaye için eğitim ve sağlık eğitim ve sağlık içinde bulunduğumuz dünya sisteminde bir erdemli mal ama maalesef ki ücret karşılığında elde ediliyor. Doğal olarak insanların temel gereksinimlerini bile belli bir para karşılığı satın almaları söz konusuysa refah standartları ciddi anlamda tehlike altına girecek. Evet yeni iş kolları var, yeni iş alanları var ama bu yeni iş alanları için insanların kendilerine ömür boyu eğitmeleri, ömür boyu eğitim dediğimiz sisteme entegre olmaları gerekiyor. O zaman bu hizmetlerin aslında bireylere ücretsiz olarak sunulması da önemli. Eğitim ve sağlık özellikle. Herkes de o kadar eğitim almak, o kadar öğrenmek istemeyebilir. Aynen bravo. Yani sadece ne bileyim fabrikada işçi olarak hayatını devam ettirip kazandığını evet. tüketerek akşamleyin evde çekirdeğini çitleyip çayını içip dizisini izleyerek i̇şte uzun, yaşamak isteyebilir. Uzun vadede öyle bir dünya yok. O zaman insanların böyle bir elenmesi bir yandan da mı söz konusu olacak? Eğer içinde bulunduğumuz dünya bu şekilde gitmek isterse. Çünkü şöyle bir de durum var. Şimdi insan kafasını açıp farklı şeyler yapmak isteyebilir, yaratıcılığını ortaya koymak isteyebilir. Hı -hı. Ancak öyle bir düzen var ki yeterince yaratıcılığını ve özgürlüğünü ortaya çıkarmak istediğinde duvara çarpabiliyorsun. Aynen. Onun dışında bu yaratıcılıkları, güzellikleri yapabilmek için paraya ihtiyacın Kesinlikle. olabiliyor. Kesinlikle. Bütün bu durum aslında bu Endüstri 4 bütün düzeni değiştirecek bir şey öyle değil mi? Kesinlikle. Dünya düzeni değişecek. Değişmek zorunda. E, hatta kapitalist sistem yumuşamazsa tehlikeye bile girebilir. Biraz önce söylediğimiz o tüketici ve üretici dengesizliğinden dolayı. Ne yapılabilir? Tabii bununla ilgili çok fazla kitaplar yazılmış. Uzun vadeli, futuristik olarak yaklaşan iktisatçıların buna baktığını görüyoruz ya da ilgi alanı bu olan insanların ama aslında çok çok uzak değil. Çünkü bir 20 yıl önceye bakarsak şu an içinde bulunduğumuz dönem gerçekten bizi şaşırtır. Bir de sermayedar sınıfına bakalım. Bir kere sermayedar sınıfı da değişecek. En önemlisi o. Büyük data devleri yeni sermayedar sınıfı olacak. Devletler ne yapabilir? Benim kendi öz fikrim şu aslında. Bu büyük data devlerin yani yeni sermayedarları çok ciddi anlamda teşvik ederek ve vergilendirerek bir kamu bütçesi oluşturmaları gerekiyor. Tüm devletler için bu geçerli ya da ülkemiz için konuşursak. Çünkü eğitim ve sağlığın tüm halka ücretsiz olarak sunulması çok yüksek bir maliyet gerektiriyor. Yani sosyal devlet olabilmek, e, sosyal sigorta ile sosyal gelir desteğiyle insanları destekleyebilmek çok büyük bir e, bütçe gereksinimi doğuruyor tabii ki. E, Dolayısıyla olarak bu büyük data devlerinin yeni sermayedar sınıfının yeni bir vergileme politikasıyla vergilenmesi ve bir gelir desteği sağlanması önemli olabilir. Ama en önemlisi de aslında çok klişe ama gerçekten eğitim. Eğitim temel eğitim ve bu bağlamda insanları yönlendirmek, süreci adapte etmek çok önemli. Şu anki kuşağa baktığımız zaman aslında endüstri 4.0'a çok adapte olmuş olduklarını görüyoruz. Biz aslında o dönüşümü, o değişimi empoze edeceğiz kendimiz ama yeni nesil bu bağlamda çok daha empoze olacak bence diye düşünüyorum ve kesinlikle seçecekleri meslekleri bu doğrultuda belirlemek zorundalar. Devletler de uygulayacakları sosyal politikalarda biraz daha e, uzun vadeli ve gerçekçi politikalarla desteklemek zorundalar çünkü artık sermayedar sınıf ile emek sınıfı temel iki sınıf bir değişim içerisine girmiş durumda elbette yeni kuşak Z kuşağı hı hı. inanılmaz adapte oldu çünkü içine doğdular evet. yeni meslek dalları ne peki neler yapabilirler şöyle sıralayabiliriz aslında yapay zeka uzmanı veri mimarisi, veri analisti, robotik mühendisi, siber güvenlik uzmanı, bulut mühendisi, iş güvenliği uzmanı, genetik mühendisi, ürün tasarımcılığı, dijital içerik yazarlığı, nanoteknoloji mühendisliği, drone pilotluğu, bilgi teknolojileri yöneticisi, sosyal medya uzmanlığı, dijital terzi, yaşam boyu eğitim danışmanı, sanal mağaza asistanı yapay zeka iş geliştirme uzmanı, giyilebilir teknoloji mühendisi, veriye dayalı tıbbi teşhis uzmanı, blok zincir yetenek analisti, entegre ev teknolojisi uzmanı. Bu arada örmeyecek mesleklerden bir daha söyleyebilirim. Diyetisyenlik. Diyetisyenlik evet. tabii ki. O kadar otur otur. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onlar da artık zaten diyetisyenler de uzaktan biliyorsunuz ki hizmet veriyor aynı şehirde olsak bile ben kendi adıma söyleyeyim bazen uzaktan hizmet alıyorum. Yani iki sokak öteye gitmeye üşenebiliyoruz. Dediğim gibi pandemi'nin başlangıcı çok manidar. Gerçekten bizi her şeye çok alıştırdı bu süreçte. Bilim uzmanlığı, bilişim, diyetisyenlik, yapay zeka uzmanlığı ve bilişim teknolojileriyle ilgili tüm meslekler aslında geleceğin meslekleri diyebiliriz. Hani e bu bağlamda da yeni nesile tavsiye niteliğinde olsun. Zaten iş kollarındaki bu değişim kendini gösteriyor. Hepimizin <laughs> işlerinde değişimler bu şekilde oldu. Evet. Yani mesela ben kariyerimin başına baktığım zaman kablolu Televizyon'da değil mi? spiker ve haber editörü olarak başlamıştım. Ama zamanın içerisinde kablolu televizyonlar artık bizde çok da fazla Göz önünde özellikle yeni nesiller için olmamaya başladı. İnternet televizyonculuğuna birdenbire geçiş Değil mi? yapmış olduk ve daha sonra benim editörlüğüm az önce söylediğim meslekler içerisinde olan sosyal medya içerik üreticiliğine dönüştü. Değil mi? bu şekilde aslında meslekler çoktan bu dönüşümlerine, değişimlerine başladı. Bir şekilde buna uyum sağlaman gerekiyor. Eğer uyum sağlayamazsan o zaman oyunun dışında kalmış oluyorsun. Kesinlikle. Mesela ben de kendi mesleğimle ilgili söyleyeyim. Ee, özellikle yüksek lisans ve doktora yani lisans üstü eğitimde öğrencilerimiz çalışan insanlar ve uzaktan eğitime yöneldik tamamen. Yani pandemi bitti diyebiliriz aslında. Ama yine de İnsanlar uzaktan eğitim veren lisansüstü programları tercih ediyor. Çünkü fiziksel olarak aynı ortamda olmamıza gerek yok. Bilgisayarlarımızı açıyoruz, PC'lerimizi açıyoruz ve dersimizi yapıyoruz. Tahtamızı paylaşıyoruz, sunumlarımızı yapıyoruz. Ülkenin dört bir yanından öğrenciler gelebiliyor ve eğitim içinde fiziksel olarak kendilerini aslında yormadan, oturdukları yerden eğitimlerini alabiliyorlar. Bizim de aynı şekilde... Programlarımız hep uzaktana doğru yöneldi çünkü yüz yüze eğitimi tercih etmiyor öğrenciler. Bu evrendeki dünyadaki en önemli en pahalı şey aslında zaman, zaman. ve enerji. Evet. Ve bundan tasarruf etmekte inanılmaz şekilde bu dönemde karşımıza çıktı bir şekilde adapte olduk ve bundan tabii ki hiç kimse vazgeçmek istemiyor. Tabii teknolojiyi tartışamayız. Teknolojiyi kabul etmek zorundayız. İyi ya da kötü bunu tartışmıyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde adapte olmak, en iyi şekilde kullanmak ve bu dönüşümü, bu devinimi ee, sağlarken dışarıda kalmamak, bunun içinde olabilmek, ülke bazında da o zaman teknoloji üretip ihraç eden ülkelerin ön plana çıkacağı bir dünya düzeni var. Teknoloji ithal ediyorsanız Yine problem. Mutlaka bir dengesizlik olacak ama o dengeyi kurması gereken, Hı -hı. düzeni koruması gereken zaten devlet ve Hı -hı. her tarafa eşit şekilde objektif olarak müdahale, nötr olarak evet. müdahale etmesi gerekiyor ki Hı -hı. bir kaotik bir ortam Hı -hı. olmasın insanlar zarar görmesinler. Ayşen Hanım çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Endüstri 4 konuştuk. Hepimizi, dünyadaki her insanı yakından ilgilendiren bir konu. Görünen köy kılavuz istemiyor. Sonuç olarak hepimiz bir şekilde kafamızda zaten bu dönüşümün farkındayız. Dillendirmek, konuşmak, neler yapılabilir, neler yapılacak, kendimizi koşullara adapte etmek çok önemli. Bu açıdan bu önemli konuyu bugün özellikle konuştuk Ayşen Hanım'la. Teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.